şeytandan Allah'a sığınırım. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler hançere gelip dayanmıştı. Ve siz Allah hakkında zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. İnsanlar sakin bir ortamda Müslüman olurlar. İbadetlerini yaparlar. Yani hiçbir baskı yoksa, bir tehlike yoksa. Ama sıkıştıklarında aklı ve imanı zayıf olanlar, münafıkla menyar olanlar sapıtıyorlar. Kur'an onu söylüyor. Bak alttan ve üstten sıkıştırılmışsınız diyor. Allah ve Resulü hakkında çeşitli zanlarda bulunuyordunuz diyor. Ben size bir kısmı diyor ki Allah var mı diyor. Bunalmış iki taraftan öldürecekler. Öyle görüyor kendince. Yahut şehit edeceklerini düşünüyor. Allah ve Resulü hakkında çeşitli zanlarda bulunuyorlar. Ver ayeti. Bak hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar. Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlar. Diyor. Mesela Mehdi için de bunu diyecekler. Ya bize boş şeyler vaat etmiş. Bak bize saldırdılar, bize hapsettiler. Acı çektirdiler bize. Bak yıllar geçti hiçbir şey olmadı diyecekler. Değil mi? Hatta peygamber ve yanındaki kişiler diyor Allah'ın yardımı, fetih ne zaman derler diyor Allah ayette. O kadar zora gelmişler. İnşallah. Onlardan bir grup da şöyle demişti. Ey Medine halkı artık sizin için burada kalacak yeri yok. Yesrib halkı. Yani artık dağılın. Mehdi cemaat için de bu söylenecekti. Artık çok tehlike bak. Herkes üstünüze geliyor. Herkes size düşman. Herkes size şüpheleniyor. Kimse sizi sevmiyor. Dağılın diyecekler. Şu halde dönün. Evinize dönün artık. Bırakın. Diyorlar. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Onlar da kendi evlerine gitmek istiyorlar. Herkes kendi evinin peşinde. Ailesinin, annesinin, babasının yanına gitmek istiyorlar. Müslüman topluluğunu bırakmak istiyorlar. Diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi diyor Allah. Çünkü sokakta fink atıyorlar. Her türlü ahlaksızlığı, üçkağıtçılığı yapıyorlar. Değil mi? Gizli ve açık. Canın istediği her şeyi türlü itliği, çakallığı yapıyor. Ama Müslümanlara geldi mi olay? Aman 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 diyor. İnşallah. Bak onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı diyor Allah. Müslümanlar da kaçmak istiyor. Başka bir şey istedikleri yok. Eğer onlara şehrin her yanından girilseydi ve saldırılsaydı, sonra da kendilerine fitne, karışık çıkarmaları istenmiş olsaydı, yani Müslümanların başına belaya sokacak bir şeyler yapın diyor. Mesela git şahitlik yap. Git Müslümanlara iftira at. Yahut kuşkulu bulduğunu söyle, şüphe ettiğini söyle. Müslümanların aleyhinde konuş diyor. Hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az zaman dışında kararsız kalmazlardı. Bunu hemen yaparlar diyor. Bunu da tereddüt etmezler diyor. Yani ahlaksızlığa kaldın mı? Yani Müslümanlar aleyhine bir faaliyet oldu mu? Onda risk kabul etmezler diyor. Hemen yaparlar ahlaksızlığı. Ama Müslümanlara yardım konusunda şiddetle kaçınırlar diyor Allah. Yani ondan kaçınırlar diyor. Oysa andolsun daha önce arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Yani Müslümanız biz. İslam'da titiz olacağız diye Allah'a söz vermişlerdi diyor. Allah'a verilen söz ahit ise ağır bir sorumluluktur diyor Allah. Yani bunun karşılığını soracağım onlardan diyor. Derler ki eğer doğru söylüyor iseniz şu fetih ne zamanmış? Ne zaman Mehdi çıkacak? Ne zaman İsa inecek? Ne zaman İslam dünyaya hakim olacak? Var mı öyle bir şey diyor? Soruyorlar. Ebced'i de bu tarihleri veriyor. İnşallah. De ki fetih günü inkar edenlere o gün inanmaları bir yarar sağlamaz. Ve onlara bir süre tanınmaz diyor Allah. Öyleyse sen onlardan yüz çevir ve bekleye dur. Gerçekten onlar da beklemektedirler. Onlar da beklesin sen de bekle diyor. Yakında göreceksiniz diyor Allah inşallah.